Lakin hangi galibiyet yıllardır cephede olan bir askere moral verebilir? Bizim için galibiyetin tek bir manası var. Köleleştirilmiş kardeşlerimizin kurtarılması. Size sormak istiyorum. Daha büyük bir Yunanistan mı istersiniz? Ailenize dönmek mi? İşte bu yüzden savaşın sonu Ankara'da değil Atina'dadır. Ya ne işin var senin burada? Kızma Leon, duramadım orada. Nasıl kızmayayım ya? Her yerde sizi arıyorlar şimdi. Yakalarlarsa ne yaparlar biliyor musun? Biliyorum ne yapacaklarını Leon. Babamı konuşturmak için bizi kullanırlar biliyorum. Biliyorsun, bildiğin halde buradasın ha. Bu kadar lafın üstüne gitsem de olur. Hila, aklım çıkıyor benim başına bir şey gelecek diye. Şu an ne kadar zor bir zamandayız. Bazen seni senden daha çok düşünüyormuşum gibime geliyor. Asıl zor durumda olan babam Leon. Benim bir çare düşünmem Yok, lazım. Yok bir çare, mümkün değil. Asıl sessiz kalmam mümkün değil. Bir yolunu bulacağım. Karargâhta yangın mı çıkarsa? Yangın. Böyle felaketle sonuçlanacak bir şeye kalkışman da ben sessiz kalamam. Ne yapayım peki? Ya. Hilal. Kızım burada üstelik biliyorum. Anne bırak bir şeyler yapayım. Ne yapacaksın kızım? Yunan generalini Yunan nezaretinden mi kaçıracaksın? Ne kadar eminsin Yunan generali olduğuna? Hem babamı kurtarmanın illaki bir yolu vardır. Hilal aklını başına al. Bu yaptığının faydası yok, zararı var. Bak sen kaçtın diye babaanne fenalaştı. Ne? Evet. Derhal ilaçlarını bulmam lazım. Anne ne diyorsun sen? Gidip alalım ilacı neredeyse. Ben hastaneye gideceğim. İlaçları alacağım. Sen de oraya git. Hadi. Dünyada olmaz. Bırakmam seni. Hilal. Madem babaannemin bu durumuna ben sebep oldum, o vakit o ilacı bulmak benim de vazifem. Ya sen benim dediklerimi duymuyor musun? Anne lütfen. İyi o vakit beni zincirle bir yere çünkü başka türlü kurtulamazsın. Kapat. Babaanne. Babaanne ne olur dayan bak ben buradayım. Acaba çiğ sarımsak mı yedirsek? Yok. Yok şu an bir şey yiyecek gibi değil. Babaannem. Bana söyle. Anan sana evlat diyorsun. Dediği gün bile seni sevmekten vazgeçmedi. Evlatlar onalarından geçer. Lakin analar evlattan geçmez. Babam kurtulunca sen söylersin. Yazısın. Kuzum, kaç nefes kaldı? Yalnız Rabbim bilir. Benim işime döner. Benim nefesim sayılıdır. Tövbe de Yasime Ana be. O nasıl laf? Babaanne, babaanne ben seni bırakmam. Annemler gelecek şimdi tamam mı? Dayan azıcık. Dayan azıcık ilaç getirecekler. Gelecek az sabır. Hadi. Ben seni bırakmam. Anne ilaç odasında mı? Evet. Ben içeri gireceğim. Şalteri indireceğim. Sen kapısında bekle tamam mı? Nezha odasını. Işıklar söndü mü içeri gir. Tamam. Tamam. Tansiyon ilacı nerede biliyor musun? Biliyorum anne merak etme. Tamam hadi Allah yardımcımız olsun. Sen, bak bakalım buraya. Buyurun, dinleyin. Doktor yok mu burada? Bekliyoruz kaç zamandır. Birazdan gelir. Buyurun bakalım. Size minnettarım.
İki günde bir gelip eter alıyorsunuz. Merak ediyorum da bu eterler nereye gidiyor? İnsan yalnızken uyumakta zorlanıyor. Uykusuzluk hastalığı diyorlar ama aslında o hastalık yalnızlıktan kaynaklanıyor. Gece uzayınca, uyku tutmayınca insan bunalıyor. Bu da derin bir uyku için birebir. Eğer uykusuzluğun başka ilacı olsa buna gerek kalmazdı. Dalga geçmeyin benimle. Aa, sizinle dalga geçmek ne haddime? Eğer bir gün tavernama gelirseniz size hakkınızda ne kadar ciddi olduğumdan bahsetmek isterim. Beni kırmazsınız. Gelirsiniz. Öyle değil. Bir şey mi oldu? Aa, yo. Hayır. Bir şey diyordunuz. Sözünüz yarım kaldı. Evet. Eğer tavernama gelirseniz birbirimizi daha yakından tanıyalım diyordum. Görüşmek üzere. Trafo odası aşağıda. Yakalanacaksın diye çok korktum. İlaçların yerlerini değiştirmişler. Bulamadın mı yoksa? Buldum anne, buraya sakladım. Oh, çok şükür. İnşallah geç kalmamışsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.